Diyarbakır'da Narin ölümün soruşturması devam ederken, küçük kızın babası Arif Güran günler sonra çarpıcı açıklama geldi. Katilinin kim olduğu ve nasıl öldürdüğünü açıkladı. Narin Güran cinayeti tüm Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Narin'in aile içinde öldürüldüğünün ortaya çıkması adeta infial yaratırken, Güran ailesi ise para peşine düştü. Videoyu izlediğinizde bu kadar da olmaz diyeceksiniz. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız dostlar. Soruşturmada kilit isimler ise anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran oldu. Tüm Türkiye'nin içini yakan Narin Güran cinayetinde sır perdesi hala kalkmadı, fakat Güran ailesinin son hamlesi herkesi şaşkına çevirdi. Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre Güran ailesi Narin'in katili yerine para peşine düştü. X hesabından bir paylaşım yapan Erdinç, Güran ailesinin kendilerine hakaret eden kişilerle ilgili 414 suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Erdinç, bu şikayetlerin arabulucuya gittiğini belirtirken, Güran ailesinin şikayetlerini geri çekmek karşılığında para talep ettiklerini yazdı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ise baba kızının katilin peşine düşeceğine, paranın peşine düşmüş yorumu yapıldı. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolmasından 19 gün sonra ölü olarak bulunan Narin Güran cinayetinde baba yeni bir suçlamada bulundu. Narin'in babası Arif Güran, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Arif Güran, itirafçı Nevzat Bahtiyar'a yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. Arif Güran, Nevzat Bahtiyar'a itirafçı denmesini yüreğini acıttığına dikkat çekerek, Nevzat'ın birkaç gün önce Narin'e para vererek kendini alıştırdığını söyledi. Baba Güran, olay günü kızı Narin'in evlerinin bulunduğu boş alana çıkmadığını savundu. Narin cinayetinde tutuklanan Nevzat Bahtiyar'a itirafçı denilmesinin canını yaktığını ve içini acıttığını belirten baba Güran, Narin'i Nevzat sakladı. "Ne eşim ne çocuğum, hiç kimseyle görüşmedim," dedi. Devletin suçluları yakalayacağını belirten Güran, yayında şöyle konuştu. "İlk günden beri dediğim gibi, eğer bir suçları varsa devlet cezasını verecek, yoksa evlerine gelecekler. Nevzat Bahtiyar gidip kızımı saklamış. Ondan başka kimse değil," dedi. Jandarmanın gördükleri yer onu söylüyor. "O adam o gün kırmızı araba kapısında değildi. Kızım tepeye çıkmamış. Orada o namussuz, o cani olaydan birkaç gün önce kızıma para vererek kendini alıştırmış. Zaten son ifadesinde gelip benim evimden sözde götürmüş. Nevzat'ın ahırının iki kapısı olduğunu, birinin de evinin kapısına çıktığını, birinin ise avlunun içine çıktığını ifade eden Arif Güran, o namussuz o arabayı getirip kızımı avlunun içinde arabaya koymuş. Ondan başka da kimse değil. Şuna soruşturma var, devletin elinden gelenin fazlasını yapıyor ve zaten bulacaklar," suçlamasını seslendirdi. Askeri üst bölgesindeki kameralara dikkat çeken baba Güran, "Kameralar benim evimde net bellidir, okulun orası da bellidir, ta ki sakladığı yere kadar bellidir. Allah'ın izniyle çıkacak," diye konuştu. Güran açıklamalarını şöyle sürdürdü. "Şu an devlet yetkilisinden haber bekliyoruz. Allah hakkımızı bırakmasın. Ailemin suçu varsa devlet cezasını versin. Cezaevindeki ailemi ziyaret etmedim. Devlet her şeyi ortaya çıkaracak. Benim gözümde ailem bana bunu yapmaz ama devletin delil ve ispatına ben bir şey diyemem," dedi. Bakan Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi tören salonunda 28. dönem 3. yasama yılı açılışı nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmanın son durumunun sorulması üzerine, "Narin evladımızla ilgili soruşturma devam ediyor. 21 Ağustos'ta Narin kızımız kaybolmuştu. 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Sağ salim bulmak için yüzlerce insan seferber oldu. Ama acı bir olayla karşı karşıya kaldık. Milletçe derinden üzüldük. Tabii Narin evladımızın bu şekilde hunharca katledilmesine neden olanlarla ilgili adli soruşturmanın başından bu yana etkin bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Burada özellikle soruşturma gizli, birçok husus kamuoyuna yansımadı. İfadeler kamuoyuna yansıyor çünkü ifadeler gizlilik kapsamında değil. Burada tabii o ifadelerden yola çıkarak herkes tahmin yürütmeye devam ediyor basın yayın kuruluşlarında. Bu anlamda özellikle soruşturmanın gizliliği, esas ve bu soruşturmanın gizliliğine ve soruşturmanın selametine de etki etmemek lazım.
Bu konuda hepimizin sorumlu davranması lazım. Tespit edilen adli tıp raporları, bulguları var. DNA bulguları var. Hem narin kızımızdan elde edilen bulgular, hem de o tespit edilen plakalı araçlardan elde edilen DNA'lar, Van, Diyarbakır ve İstanbul adli tıp kurumlarında kriminal incelemeye tabi tutuldu. Tüm bu bulgular hepsi dosyada mevcut. Tabii HTS kayıtları geriye dönük kim kiminle görüşüyor ve bas çakışmaları, kim hangi zamanda nerede kimlerle bulunmuş. Daraltılmış bas çakışması son zamanda şimdi yapılıyor. Tabii sonradan tespit edilen kameralar var. Bu kameralar toplandı. Bazı evlerde konulmuş kameralar tespit edildi. Bunlar TÜBİTAK incelemesine tabi tutuldu çünkü. Orada ses ve görüntü incelemesi yapmak gerekiyor. O boğuk seslerin özellikle konuşmaların netleştirilmesiyle ilgili teknik bir çalışma yapılıyor. Tüm bunlar, ifadeler, 28 şüpheli var, 12'si cezaevinde tutuklu. Dolayısıyla hem onların ifadeleri, sonradan tekrar çelişkiler sonrasında yeniden ifadeler alınıyor. Tüm bunların hepsi değerlendirilecek. Bütün deliller Cumhuriyet savcılarımız tarafından etkin bir şekilde değerlendirilecek ve sonunda bir iddianame ortaya çıkacak. Narin evladımızın katilleri de yargı huzuruna çıkarılıp Türk Ceza Kanunu'ndaki en ağır cezaya çarptırılacaklar. Bu konuda milletimizin herhangi bir şüphesi olmasın, etkin bir şekilde soruşturma devam ediyor. Hatta bir ara yayın yasağı alındı. Bazı eleştiriler oldu, acaba ne gizleniyor gibi. Yayın yasağının kaldırılması demek, her şeyi olur olmaz bazı ifadelerle, soruşturmayı yanlış yöne sevk edecek şeylerden de kaçınmak lazım diye konuştu. Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Narin Güran cinayetine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kamuoyu ilgisinin olayın aydınlatılması için önemli olduğunu ama paylaşılan bilgililerin doğruluğunun teyit edilmesi gerektiğini söyleyen Eren, Narin'in kimliği çuvalda bulundu, haberini yalanladı. Eren, Narin'in kimliği otopsinin yapıldığı gece, adli tıp kurumuna gelen Narin'in abisi Baran tarafından soruşturma savcılarına teslim edildi. İddia edildiği gibi torba içerisinde değildi, ifadelerini kullandı. Eren'in paylaşımı şu şekilde, Narin'in soruşturma sürecini büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Baromuzun oluşturduğu komisyon çalışmalarını özenle sürdürmektedir. Kamuoyunun bir an önce fail'lerin hak ettikleri cezayı alması konusundaki haklı beklentisinin farkındayız. Bu beklentiyle kamuoyunun ve basının dosyaya olan ilgisini soruşturma süreci açısından çok değerli buluyor ve önemsiyoruz. Ancak gerçek olmayan ve yine birçok yerde paylaşılan bu ve benzeri bilgilerin soruşturma sürecine bir faydası olmayacağını da belirtmek istiyorum. Narin'in kimliği otopsinin yapıldığı gece adli tıp kurumuna gelen Narin'in abisi Baran tarafından soruşturma savcılarına teslim edildi.